10 numara oyuncu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir Süper Lig maçı oynuyoruz. Süper Lig'in 28. haftasında Bursaspor kendi sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Bu maçı öncesinde oynuyoruz. Evet, takımlar sahada şu an bulunuyorlar ve maç için hazırlar. İsterseniz şimdi maçımıza geçelim. İki takıma da başarılar. Trabzonspor tarafındayız. Ve Bursaspor Santra'yla oyuna başladı. Çekti topu. Pasını aktardı Onazi. Onazi sağ kanada güzel gördü. Abdülkadir Ömür çekti topu. Ortasını yaptı. Şut! Kaleci! İlk tehlikeli atak Trabzonspor'dan geldi. Abdülkadir'in ortasında. Kafa şutu. Kaleci güzel bir şekilde tehlikeyi savuşturdu. Korner Sosa korneri kullandı. Toure yükseldi, vuramadı. Onazi pasını aktardı. Wakeme pasını aktardı. Novak sol kanatta bir orta pozisyonu. Novak ortaladı. Yusuf Yazıcı kafayı vurdu ve gol. Yusuf Yazıcı'nın golüyle Trabzonspor deplasmanda Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti. Sol kanatta güzel bir bindirme. Evet, güzel bir orta ve Yusuf Yazıcı yükseldi. Ve kaleci hiçbir şey yapamadı. 1-0. Evet, yere sektirerek bir vuruş. Güzel bir gol geldi Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı. Ve dakikalar daha onu gösterirken Trabzonspor deplasmanı 1-0 önde. Güzel bir pas. Yusuf Yazıcı golü atan oyuncu topu kaybetti. Top kaybı gelir mi? Evet, ani atak. Bir ikinci gol şansı. Vakeme. Mükemmel bir vuruş. Ve Trabzonspor daha ilk 15 dakikada farkı 2'ye çıkardı. Golü atan oyuncu Vakeme. 2-0. Deplasmandaki Trabzonspor taraftarları mutlu. Daha maçın başlarında 2-0 öne geçti Trabzonspor. Bursaspor zorlu. Bursaspor deplasmanında. Wakeme ikinci golü atan oyuncu. Kalecinin ulaşamayacağı bir noktaya şutunu çekti. Ve ikinci gol. Ve Bursaspor yeniden Santra'yla oyuna başladı. Evet, bir top kaybı. Evet, Wakeme aldı topu. Pasını aktardı. Bir gol pozisyonu. Üçüncü gol şansı. Mükemmel bir vuruş. Yusuf Yazıcı ikinci golünü attı. Adeta kaleciyi astı diyebiliriz. Ulaşamayacağı bir noktaya öyle bir vurdu ki. Mükemmel bir vuruş. Bursaspor yeniden Santra ile oyuna başladı. Evet, sağ kanada çok güzel bir pas. Abdülkadir Ömür. Orta şut karışımı bir vuruş, alta gitti. Abdülkadir Ömür ilk golde asisti o yapmıştı. Ya, çok top kazandılar bugün. Wakeme pasını aktardı. Uzaklardan bir şut etkisiz. Sosa. Bu sefer sağ kanada döndü atak. Sağ kanatta bir orta pozisyonu. Orta geldi, kaleci uzaklaştırdı. Atak devam ediyor. Latolevici artık ilk yarıda son anlar. Bir orta pozisyonu, orta geldi. Gol gelir mi? Defans Allano'ya çaptı herhalde. Out olması lazım. Evet, out. Karşılaşma başladığından bu yana ilk defa bu kadar tehlikeli gelmeye başladı. Pas hatası ve ilk yarının son düdüğü geldi. İlk yarıda 3 gol var. 3'ü de Trabzonspor adına. Trabzonspor Bursaspor deplasmanında öncesinde oynadığımız karşılaşmada 3-0 önde. Evet, Yusuf Yazıcı 2 kez gol denemesi yaptı ve ikisi de gol oldu. Başarılı bir performans. Şimdi istatistiklere geçelim. Evet, istatistiklere baktığımızda Trabzonspor bayağı bir üstün. Bursaspor sadece 1 şut çekebildi. Trabzonspor ise 6 kez şut denemesi yaptı. 3'ü de gol oldu. Toplam oynamada Bursaspor'un
%53'e %47 üstünlüğü var ama üstün olan taraf Trabzonspor. İkinci yarıda bizleri neler bekliyor? Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Ve ikinci yarıya Trabzonspor santrayla oyuna başladı. Sosa güzel yere. Evet, tehlikeli geldi yeniden. Trabzonspor güzel bir pas. Abdülkadir Ömür uzaklardan vurdu. Üstten out. Kötü vurdu. Abdülkadir Ömür. Tekrarını izliyoruz. Üstten out. Güzel bir pas. Abdülkadir çekti topu. Abdülkadir bir uzaktan deneme daha. Kaleci kornere tokatladı. Abdülkadir bu sefer iyi bir şut çekti. Yeniden uzaktan denedi. Kaleci son anda kornere çeldi. Pereira ortasını kullandı. Ture yükseldi, vuramadı. Abdülkadir bir uzaktan deneme daha olmadı. Yusuf Yazıcı şutunu çekti, etkisiz. Kaleyi tutmadı, out. Alano ortasını yaptı, gol gelir mi? Üstten out. Bu sefer Bursaspor tehlikeli geldi. Kafa şutu rakibe rağmen iyi ama isabetli bir vuruş değil, out. Güzel bir pas Tanku, topa koştu, yakaladı, bir orta pozisyonu orta geldi. Defans kornere çeldi. Novak eksen etrafında döndü, pasını aktardı Kamil. Evet, her an maçın son düdüğü gelebilir ve son düdük geldi. Trabzonspor ilk yarıda bulduğu gollerle Bursaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Öncesinde oynadığımız karşılaşmada Trabzonspor Bursaspor'u 3-0 mağlup ediyor. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Ayrıca oynanacak olan karşılaşmada iki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi istatistiklere geçelim. Evet, istatistiklere baktığımızda Trabzonspor'un bariz bir üstünlüğü var. Bursaspor 4 kez denedi. Birisi kaleyi tuttu ama gol atamadı. Trabzonspor ise 13 kez gol girişiminde bulundu. 8'i kaleyi tuttu. Bunların 3'ü gol oldu. 3'ü de ilk yarıdan geldi. Toplam oynamalarda da bu sefer Bursaspor'un üstünlüğü var. %54'e %46. MVP'ye bakalım. Wakeme MVP seçildi. Evet arkadaşlar, öncesinde oynadığımız karşılaşma sona erdi. Haftaya Trabzonspor'un başka bir Süper Lig maçını öncesinde oynayıp sizlere sunmak üzere 10 numara oyuncu kanalından herkese iyi günler.